Herkese merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle geç kalmışlık hissi üzerine konuşacağız. Genellikle kendimizi engellenmiş hissettiğimizde, yani sınırlarımıza müdahale edildiğini hissettiğimizde geç kalmış hissediyoruz bazı şeylere, hayata karşı özellikle. Bu genellikle engellenme durumundan kaynaklanıyor. Yani bizim sınırlarımıza ne zaman müdahale edilirse ya da kararlarımıza, hedeflerimize çatışan olaylar, durumlar gerçekleştiğinde kendimizi hayata, hedeflerimize geç kalmış hissediyoruz. Hayata geç kalmış hissetme ya da koyduğumuz hedeflere geç kalmış hissetmenin 3 tane durumu var. Bir tanesini az önce söyledik. Sınırlarımıza müdahale ile birlikte engellenmiş hissetme. Yani hayatımıza müdahale eden olaylar, durumlar, kişilerden dolayı geç kalmış hissediyoruz hayata karşı. İkinci durum erteleme davranışı. Bazı şeyleri sürekli erteleye erteleme davranışına karşı şartlanmış oluyoruz. Böylece ertelediğimiz şeyler, hedeflerimiz ya da bizi biz yapan durumlar olduğunda hayata geç kalmış hissediyoruz. Üçüncü durum ise kendi olumlu özelliklerimizi görmeyip olumsuz özelliklerimize odaklandığımız için ben bunu yapamam, ben şunu yapamam, asla başaramam diyoruz ve yine geç kalmış hissediyoruz hayata karşı. Diyoruz ki işte bu saatten sonra benden geçti artık, yapamam. Daha önce yapsaydım keşke, yapamadım. O zaman da işte bir sürü olay oldu vesaire. Burada da yine aynı şekilde hayata geç kalmış hissetme durumu oluyor. Hayata geç kalmışlık hissi genellikle içinde bulunduğumuz olaylar, yaşadığımız yer, yaşadığımız zaman ya da etrafımızdaki kişilerle örüntülüdür. Dikkat edin, bir dönüm noktası vardır mutlaka. Az önce saymış olduğum unsurlara bağlı olabiliyor zaten geç kalmış hissetme durumu. O zaman ne yapıyoruz? Bir kağıt kalem alıyoruz. Diyoruz ki böyle hissetmeye ilk ne zaman başladım? Böyle hissederken neredeydim? Etrafımda kimler vardı? Ne zaman oldu? Ve bunu hissederken aklıma gelen düşünceler nelerdi? Ben ne yaptım? Nasıl davrandım? Böyle hissettiğimde, böyle düşündüğümde. Bunun bir örüntüsünü çıkarmak önemli. Böyle bir örüntü çıkardığımızda, kendi kendimize biraz analiz yaptığımızda dönüm noktalarını bulabiliriz. Onun dışında bu geç kalmışlık hissi, dediğim gibi depresif duygu durumlara, aynı zamanda sosyal izolasyona neden olabiliyor. Geri çekilmeler, içe kapanmalar. Bu da tabii ki yaşam kalitemizi düşürebiliyor. Ruh sağlığımız önemlidir. Destek almayı lütfen unutmayalım. Evet, bugün sorularınız olursa lütfen sosyal medya üzerinden ya da sosyal medya üzerinden YouTube yorumlar kısmından yine bana yazabilirsiniz. Hayata geç kalmışlığı konuştuk bugün sizlerle. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de yine telefon numaralarımız ve bilgilerimiz mevcut. Videolarda ses kalitesi düzeldi. Çok eski videolarda ses kalitesi evet biraz düşük ama onları da kulaklıkla dinleyebilirsiniz. Yani o zamanlar YouTube'da yeniydim tabii. Yavaş yavaş hani bir de vakit bulmak da çok zor biliyorsunuz ki çekimlere. O yüzden kulaklıkla dinleyebilirsiniz eğer duyamadığınız durumlarda ya da herhangi bir cihaza yansıtabilirsiniz videolara, televizyona vesaire ses kalitesini artırarak da. Ama şu anda ses kalitesinden bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çok eski videolarım da vardır, varsa. O zamanlar tabii ki telefonla falan çekiyordum. Yani hani yeniydim YouTube'da, çok bir ekipmanım yoktu. Şu anda biraz daha iyi. Arada bir görüntü kalitesinde sıkıntı yaşanabiliyor. Işık vesaire bulunduğum ortamla alakalı ama önemli olan nedir? Aktardığım bilgiler zaten. Evet, sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.